Elmalı, Akseki ve Gazipaşa'dan sonra Kemerde'de devam edecek olan Akso Hürriyetimizin 100. yılına da birlikte gidiyoruz. Size, gençlerimize kalıcı bir eser bırakacağız. Saygıdeğer konuklarımız, bugün burada hem Cumhuriyet'in 100. yılını kutlamanın hem de ödül almaya hak kazananlara bu ödülü verecek olmanın da mutluluğunu yaşıyoruz. Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yılını gururla ve coşkuyla kutlamak için burada bir araya geldik. Bu anlamlı dönüm noktasında bir araya gelmek, ülkemizin kuruluşundan bu yana geçen yüzyılı anmak bizler için büyük bir onur ve aynı zamanda çok da büyük bir sorumluluktur. Çünkü yüzyıllar tarihimizin köşe başlarını ifade eden, geçmişten geleceğe bakabilmek için bize fırsat sunan değerlerimizdir. Geride bırakılan yüzyıllık süreçte 500 milyon doları ancak aşan bir başlangıç noktasından trilyon dolara yaklaşan bir ekonomik büyüklüğe ulaşarak dünyanın en büyük ilk 20 ekonomisi ligine taşınan bir gelişim sürecine hep birlikte şahit oluyoruz. Toplamda 400 adedin altında kalan imalat sanayi kuruluş sayısını ilk 10 yılın sonunda 10 katına çıkaran, oluşturduğu yatırım ortamı ile sağlam kalkınma temellerimizi atan Atatürk ekonomi öngörü ve dehası gerçeğine bir kez daha buradan şahitlik ediyoruz. Antalya Ticaret ve Sanayi Odası olarak hedeflerimize ulaşmak için büyük bir azimle çalıştık. Bu azim ve kararlılıkla yerel iş dünyamızı güçlendirmek ve kalkınmamızı sürdürmek için önemli ve büyük adımlar attık. Akso 141 yıldır var olan 60 bin üyeye sahip, günde 40 yeni kayıt yapan Türkiye'nin en büyük 4. odası olma özelliğine sahiptir. Ve yine İstanbul'dan sonra en fazla yabancı şirket kuruluşunun gerçekleştiği 2. oda konumundadır. Antalya artık yalnızca bir şehirden ibaret değildir. Aynı zamanda Türkiye'nin turizm başkenti ve kültürel zenginliklerinin de kaynağıdır. Antalya'ya ve Antalya'ya hizmet için bu yola çıktık. Ve her zamanki gibi ilkleri yapmak için buradayız. Sadece üyelerimizin değil, tüm Antalya halkının refahını yükseltmek ve şehri daha ileri taşımak için varız. Karşılaştığımız sorunları inançla ve yapıcı bir tutumla gündeme getiriyor, ilgili makamlara iletiyor ve takipçisi oluyoruz. Milli kalkınma için Antalya bölgesinin ekonomik kalkınmasını desteklemek ve yerel girişimciliği teşvik etmek için projeler gerçekleştiriyoruz. Bölgesel kalkınma için Korkuteli ilçemize organize sanayi bölgesi, Elmalı ilçemize sağlık ve eğitim merkezi yapıyoruz. Sanayi sitelerimizde eksik altyapıları için belediyelerimiz ile yoğun bir çalışma içerisindeyiz. İş dünyasını temsil etmek için Antalya'nın en büyük lobi kuruluşu olma unvanıyla yerel iş dünyamızın sesini Ankara'da ve tüm Türkiye'de gür bir şekilde temsil ederek iş dünyası ve devlet arasında köprüler oluşturuyoruz. Bakanlıklarımızı ziyaret ederek sektörlerden gelen talepleri kendilerine iletiyoruz. Lobicilik faaliyetleri için yasal düzenlemelerde iş dünyamızın sesi oluyoruz. COBİ tanımından günübirlik ev kiralama hakkında yapılan kanun tasarılarına kadar görüşlerimizi bildiriyoruz. Sağlık turizminden KGF uygulamalarına, tahkim merkezimizi hayata geçirip üyelerimizden farkındalık oluşturmaya kadar tarafımıza iletilen her talebin, her temsilin ve her kararın takipçisi oluyoruz. Ülkemiz zor bir dönemden geçiyor. Ekonomide hepimiz biliyoruz, çeşitli sıkıntılar yaşıyoruz. Böyle dönemlerde bize moral ve destek lazım. İşte bu noktada bana en çok moral veren şehrimizin başında Antalya yer almaktadır. Turizmde dünya çapında bir başarı hikayesi yazdınız. Bu sene gelen turist sayısı 15 milyona ulaştı. Geçen sene bu sayı 11 milyon idi. Ama inşallah pandemi öncesindeki rekor yılı olan 2019'u yakalayıp geçireceğiz Antalya'da. Öte yandan Antalya sanayi ve tarımda da ismini tüm Türkiye'ye duyurdu. Yat üretiminde yine bir dünya markası haline geldiniz. Öteki taraftan meyve, sebzecilik, seracılık, çiçekçilikte lidersiniz. Dolayısıyla Antalya Türkiye için çok önemli. Antalya büyüdüğünde Türkiye büyüyor. Antalya sıkıntı yaşarsa
Türkiye sıkıntı yaşıyor. Bu nedenle Antalya'ya hep özel ve ihtimam göstermemiz lazım. Esasında Antalya ekonomide imza attığı müthiş başarı hikayesiyle Türkiye ekonomisindeki dönüşümün de simgesi oldu. Sadece Türkiye'nin değil, tüm Akdeniz'in içine yer alan bu büyük coğrafyada parlayan yıldız ve marka şehri haline geldi. Öğrenci böyle çocuk yaşta...